Değerli meslektaşlarım, hepiniz bir Zoom meetingimize daha ingedin. Ustalarla Söyleşi bölümümüze hoş geldiniz. Bu akşam benim için çok çok özel bir konuğumuz var. Doktor Çiğdem Balım. Ben Çiğdem Hocam diye hitap edeceğim. Kendisiyle üniversitede hocam olduğu zaman tanışmıştım. Çok genç ve... Farklı hayallerle dolu bir dönemimde Çiğdem Hoca bana e, bir yol çizdi. Bugün buraya gelebildiysem bu kişiliğimi, akademik özelliklerimi, efem idareci yeteneklerimi kazandıysam hepsi onun yol göstermesi sayesinde oldu. Çiğdem Hocam, sentaks dersimize girmişti. Çok zorlu bir hocadır bu arada, onu da söylemek isterim. Bilen bilir. <laughs> e, ama e, belki de benim dil bilimini bu kadar çok sevmeme sebep olan hocalardan birisi. Ve bana, gel sen çok zeki bir kızsın, akademisyen ol diyen. Üniversitede ondan başka kimse bana zekisin demedi, bilmiyorum. <laughs> ben de ne gördüm ama. Sağ olsun onun sayesinde gerçekten e, akademisyenliğe soyunduk, girdik. E, bize hiç yoktan bir master programı yarattı. Hiç yoktan bir doktora programı yarattı. Gerçekten yarattı diyeceğim. Şimdi sohbetimiz esnasında duyacaksınız nasıl zorluklarla bunları başardı tek başına. E, ve Gazi'nin bugün geldiği duruma gelmesinin temellerini atan hocamız oldu. Teşekkür, ederim. Teşekkür ederim. Hocam şeref verdiniz. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sizi canım. görmek of, çok büyük canım. bir keyif. Tatlı sohbetinizi hepimiz çok özlemiştik. Şimdi tabii ben sizi tanıyorum ama genç arkadaşlarımız tanımayanlar için sizden rica etsem kısaca biliyorum. Çok zor kısa anlatmanız çünkü çok zengin bir mesleki hayatınız var. Ama meslek hayatınızı e, bize özetleyebilir misiniz? Meslek tamam. hayatına girmenizde sizi etkileyen bir kişi oldu mu ya da bir olay oldu mu? Onu da dahil ederseniz çok sevinirim. Buyurun hocam. Önce çok teşekkür ederim. Gerçekten çok mahcup ettin e, Aydan. E, usta mıyım bilmiyorum ama... E, Kesin ustasınız Çok hocam. Çok teşekkür ederim. <laughs> Sağ ol yani büyük şeref. Ee, aynı sentaks dersini bir <gülüyor> hatırlatmayla <gülüyor> hemen konuya girelim. Hatta bunu e, şeye de mezuniyet e, ne derler de, Yıl, yıllar. Evet, bir bu kadar yazmıştınız. <gülüyor> <gülüyor> ben de orada okurken fark anladım, öğrendim. <laughs> a over A principle vardır şeyde o zamanlar meşhur sentaksta. Ben bu A over A principle'ı anlatırken aynı ses tonuyla Eyvah eti buz, buzlukta unuttum demişim. <laughs> evet hatırlamaz mıyım? <laughs> Çünkü o zamanlar yani e, mikrodalgalar şunlar bunlar yok sabahtan düşünüyorsun ben ne pişireyim akşama diye Atatürk kadınıyız biz her işi yaparız <gülüyor> sabahtan <laughs> Um, Ben aslında e, öğretmen olmak isteyerek bu işe girmedim. E, lisede ortaokul sonda falan en çok istediğim şey e, gazeteci olmak dünyayı gezmek ve her gezdiğim ülkeden yerden e, haberler yazmaktı yani freelance dedikleri e, ama bunu annemlere söyleyemedim düşünebiliyor musun pazar günü e, kahvaltıda e, annem babam kahvaltı ediyoruz kardeşim falan e, ben e, gazeteci olmak istiyorum dünyayı gezeceğim annem <laughs> ilahi çiğdem çok komiksin. Babam da annem de ne diyor bu falan gibi. Yani bu reaksiyonu almak istemediğim için hiçbir zaman söylemedim. Sonra belki sosyolog olurum. Hani insanlarla o zaman hani gezerim dünyayı yine diye düşündüm falan. Fakat o arada Ankara Hastanesi'nin kanserli çocuklar kısmı vardır. Yine orada mı o hastaneye bilmiyorum. Ben oraya gönüllü olarak gitmeye başladım. Kanserli çocuklar çok uzun süre kaldıkları için, onların okumaya, yazmaya, yani eğlendirilmeye ihtiyaçları var, eğitime ihtiyaçları var. Ve oradan e, ders verebildiğimi ve karşıdaki insanların da beni dinlediğini, hatta onlarla gülebildiğimi, eğlenebildiğimi falan gördüm. Lisedeyken de öğretmenleri içimden tenkit ederdim. Hmm, ben senin yönünde olsam bunu böyle yapmam aslında falan gibi. Yani herhalde bunlar öğretmenliğe bir e, belki de başlangıçtı. E, sonra annem çok mekettiği için Hacettepe, annem o zaman Hacettepe'de çalışıyordu. Hacettepe, e, yeni bir bölüm açıldığını duydum. İngiliz Dili Edebiyatı şahaneymiş, fevkaladeymiş. Çok değişik dersler veriyorlarmış. E, ben de edebiyatı çok seviyormuşum zaten. Çok okuyormuşum falan filan. E, peki gireyim. Yani, hani belki bak eğitim dersleri falan da veriyorlar. Seversin dedi. E, güzel yani olur. Öyle girdim. E, tabii eğitim sertifikası aldık. O zamanlar öyle bir şey vardı. Evet. E, mezun oldum. E, sonra hem Orta Doğu Üniversitesi Hazırlık Okulu'na girdim. Hüsnü Hocam o zaman müdürdü. Değil mi Hüsnü Hoca? Hüsnü galiba. Mi? Evet, evet. Değil mi? Galiba müdürdünüz. Um, bu arada Hacettepe'de de dil bilimi master'ı yapıyordum. Sonra Amerika'ya gittim. Um, Seattle'a, University of Washington'a. Orayı seçme nedenim de ee, aslında Orta Asya Türk dilleri vesaire e, olan tek e, bir iki bölümden biriydi o yani o sıralarda Ve oradaki dil biliminin çok güçlü olduğunu yine böyle kulaktan duymuştum <laughs> Hakikaten Chomsky'nin öğrencisiydi hepsi o Hı -hı. zamanlar ve Chomsky bize sık sık gelirdi Evet. Hayran olduğum beyinlerden bir tanesi o. Hatta dizinin dibinde otururken de resmim var. <laughs> Taparcasına bakarken kendisini. <laughs> çok şeyler öğrendim onun öğrencilerinden. En çok sevdiğim hocalardan biri de dil felsefesiydi. Orada da tek öğrendiğim şey ve bütün hayatım boyunca kullandım. So what sözü. <laughs> Yazarsınız, verirsiniz. So what der. Yani e, hiç duymadığım bir sözdü. Sonra ne kadar doğru olduğunu tabii ki öğrendim. Evet, so what. Hacettepe'ye doktorayı alıp Hacettepe'ye e, döndüm. Mezun olduğum bölümde çalışmaya başladım. E, Aydan'la o sırada tanıştık. Aslında gece dersi falan veriyordum hocam. E, Ondan sonra belki ayrı bir kısımda onu anlatacağım. Gazi Üniversitesi'nde çalışmaya başladım. Ondan arkasından İngiltere'ye geldim. 86 sonuydu. Ama Middle Eastern Studies'e yani ve Turkish Studies'de çalışmak üzere. Tabii o zaman... Tamamen e, İngilizce eğitimi dil eğitimini bu sefer e, Türkçe üzerinden e, uygulamaya başladım. Hatta e, bütün dersleri ben veriyordum duruma düştüm. Onu e, Manchester da. Manchester onu... Üniversitesi'ndeydiniz değil mi hocam? Görev yeriniz orasıydı. Manchester Üniversitesi'ndeydim, Evet. E, sevgili e, Behçet Kemal Yeşil da Oradan tanıyorum zaten. <laughs> <Evet. Hepinizi. gülüyor> Tarih öğrencisiydi. <laughs> <laughs> Enteresan hatıralarımın olduğu güzel yıllar ve um, orada bir iki tane program kurdum. Bunlar hepsi projeler, devletten para alarak. Ondan sonra Amerika'ya gittim. Amerika'da da aynı şekilde yine ama. Yani bir yıllığına gittim çünkü bölüm başkanıydım. Bölüm başkanı olduktan sonra bir sabah takılı bir izin vesaire hmm. vardı. Yani, yani bir bedel Üniversitesi'nden de yani orada işte çağırdılar Orta, Doğu dil, Orta Asya Dilleri Merkezi vesaire. Bir yılına gittim ve sonra kaldım. Sene 2004. Ee, 2017'ye kadar çalıştım orada. Ee, neler yaptığımı da konuşabiliriz. Oradaki yaptığım en önemli şeylerden biri o. tabii Türk dillerinin dışında e, Arapça'nın bütün dört yıllık programını dil programını yeniden yazdık Evet. ve onun neticesinde e, büyük paralar alabildik bölümü Yani ama milyonlardan bahsediyoruz yani öyle evet. bir, birkaç kuruş değil. Amerika'da çok para vardır da onun için yani. İngiltere'de yoktur böyle bir şey. Yani onu biz bilmiyoruz tabii onu belki Arap diliyle ilgili olduğu için o evet. kadar milyonlar. Evet. evet evet <laughs> evet ya o, o çok enteresan yıllardı onlar. Ee, ya olur mu? yani? Şimdi kadın gelmiş bize bunu söylüyor falan dediler ve e, tamamen klasik Arapça eğitiminden tarihçilerin verdiği dil derslerinden ortaya hakikaten language competency levels'a uygun Amerikalıların bir program yarattık bir arkadaşla beraber. İşte o arada ben de tabii Arapça aldım bir yıl ama yani bir yıllık Arapça bir şey değil yani. Sayılmaz. Sonra orada da yine direktörlük vesaire yaptım. ve 2017 senesinde Emekli olmaya karar verdim. Çünkü e, dünyayı gezemedim. E, Aslında e, hocam İngiltere, e, Amerika derken fena da olmamış. Fena yani da Bazı olmuş, yerler kaçtı ama Arada. Manchester. Evet. <laughs> e, Manchester'a geldim, yerleştim. Çünkü e, Manchester İngiltere'yi çok sevdiğim için. E, zaten. Evet. Çocuklarınız Çocuklar. da orada zaten. Orada Çocuklarım yerleştiler. Evet. E, torunlar var muhteşem. Evet. Maşallah hepsi birbirinden tatlı güzel torunlar. <laughs> Onun için <laughs> tabii ki orası size e, daha iyi geliyordur. Şimdi hocam tabii e, Gazi Üniversitesi'nin üniversite olduğu e, 80 sonrası. Ha, bu arada bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. 96'dan beri de Uluslararası Bakalorya programında çalışıyorum. Senior Examiner olarak çalışıyorum. E, Türk edebiyatı, e, Türkçe vesaire. Yani onu e, hiç küçümsememem gerekiyor. Çünkü o benim e, o bana çok şeyler öğreten e, beni ayakta tutan e, Songül biliyor ne kadar çok yorulup üzüldüğümüzü ve benim en büyük yardımcım. <laughs> e, bölge sorumlusu musunuz hocam? E, e, Türkiye. E, e, yani e, hayır, ders sorumlusuyum. Ders sorumlusu. Dünyanın anladım. neresinde Türk edebiyatı Alırsanız alın. E, mutlaka e, bir yerde benimle toslaşıyorsunuz. <laughs> var mı peki hocam dünyanın başka yerlerinde var, de Türk Edebiyatı okutan? Var, var. E, mesela var. hiç aklınıza gelen bir iki ülke var mı? Merak ettim şimdi. Tabii. <laughs> Kore. Çin'de var. Kore'de var. Japonya'da var. Çok Hollanda var. Çok yani Avrupa'nın her güzel. yerinde var. Güzel. E, Arap dünyasında var. Riyad'da, şurada, burada böyle evet. tam bu tamamen benim kişisel merakım hocam. Hakikaten merak ettim. Hani biz Amerikan edebiyatı, İngiliz edebiyatı falan okutuyoruz çocuklara. İşte Almanca bölümünde okuyanlar Alman edebiyatı. Acaba hem Türk edebiyatını da okuyan demek ki varmış. hele ki Türkiye Cumhuriyetler değil de Kore, Japonya falan deyince siz bayağı güzel ümit verici bir durum. Hocam tekrar şeye dönersek, Gazi Üniversitesi 80'den sonra üniversite olduğunda Gazi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi bölümünü kurmakla görevlendirildiniz. Ve dört e, bölüm değil mi aynı anda kurmanız gerekiyordu? Yani bütün Yabancı Diller bölümü size e, verilmişti. Bu süreci de bize kısaca anlatabilir misiniz? Zorlu bir dönemdi çünkü. Evet zorluydu. Ee, ve aslında doğrusu da şöyle yani e, çekinmeyeceğim burada söylemekten bir gün Acettepe'deyim dekan beni çağırdı. Dedi ki Çiğdem <laughs> Gazi Eğitim e, dedi, e, Üniversite oldu. Eğitim Fakültesi oldu. Ve ben dedi seni yabancı diller eğitimi bölümü başkanı olman için gönderiyorum dedi. Dedim ki hocam gönderemezsiniz ben. Dil bilimciyim. Evet eğitim sertifikam var. Ee, evet bir iki tane de educational linguistics dersi aldım Amerika'da. Ama dedim benim öğretmen yetiştirmekle ilgim yok. Ben nasıl öğretmen yetiştiririm dedim. Biraz kızdı. Ben dedi seni gideceğine söz verdim. Hocam kusura bakmayın ne olur. Yani <laughs> o zaman sana dedi burada kadro yok dedi. <laughs> oh. Peki hocam o zaman istifa ederim dedim genciz ya yani basar giderim ya bana ne <laughs> dedi ki e, rica edeyim o zaman dedi sen bir git dekanla konuş dedi gazi eğitimin dekanı ben toparlandım gazi eğitim fakültesinin dekanı hiç kendisini tanımıyorum daha önce o da zaten kurucu dekan olarak dil tarihten gelmiş ya arkeoloji ya sanat tarihi öyle bir şey ee, oh hoş geldin dedim ki hocam yani bana böyle böyle bir görev verildi ama dedim kusura bakmayın ben bunu yapamam dedim yani benim eğitimim buna müsait değil yani öğretmen yetiştirmek çok ayrı bir e, dal ayrı bir konu aa dedi çok sevdim bunu dedi bir sürü insan dedi bu işi istiyor sen şimdi istemiyorsun dedi ben çok sevindim dedi ama ben gerçekten istedim. işten kurtulmaya <laughs> çalışırken daha da çok <laughs> istenilen bir duruma düşmüşsünüz sevgili hocam. <laughs> Dedim ki bak yani başka daha <laughs> bu konuda eğitimli gerçekten insanlar var. Evet. Tecrübeliler. Hayır dedi. Yandaki oda dedi boş. Oraya şimdi hemen dedi şey sen dedi istediğin kadar bir yıl ne istiyorsan burada oturacaksın ve buradan çalışacaksın dedi. Ne istiyorsan dedi. Peki hocam ben bir düşüneyim dedim. Eve gittim. <laughs> Düşündüm, taşındım, biraz ağladım tabii, sinirlendim falan. Ee, en sonunda kabul ettim. Ee, tabii orada ıı, Bölümdeki herkesle önce tanışmadım. Ama Necdet Bey'i ve Necdet Necdet'in yardımını, e, o zekasını, <laughs> esprisini. Evet, Necdet Özkılavuz hocamız kulakları çınlatalım. E, <laughs> katiyen unutamam. E, arada bir üflerdi o neyini. Evet. Neyi dinleriz, sinirlerimizi yatışır falan tekrar. Ben o odada çalıştım. Yalnız sadece yabancı diller bölümü, yabancılar eğitimi bölümü değil. Aynı zamanda bana bütün Gazi Üniversitesi'nin dil derslerinin... diğer verdiler. Koordinatörlüğünü verdiler. Evet. Şimdi bilgisayar yok o zamanlarda. Hiçbir şey yok. Yani bir takım böyle ders programlarının çatışmayacak biçimde yapılması gerekiyor. Ben necdet olmasaydı ne yapardım bilmiyorum. Yani o evet. türdeki... Bir işte son derece çabuk, derhal e, harekete geçen. Ve bana e, tabii hemen bir master programı yazmamız gerekiyordu. E, yeni elemanlar almamız gerekiyordu. işte o arada <laughs> Hacettepe'deki öğrencilerim e, ve diğer e, Abdullah Ertaş'ı görüyorum. Evet. evet. <laughs> Paşayı görüyorum burada. Evet. Çok iyi elemanlardınız, çok iyiydiniz. ve Ortadoğu Üniversitesi'ndeki hocalar, Hüsnü Bey gibi Sabri, Sabri gibi, hoca gibi, bana tabii ki çok yardım ettiler çünkü derslerini açtılar, ders açtılar, derslerini açtılar. Sizin bilmediğiniz şey, size verilen her şeyi ben de evde okuyordum. <gülüyor> evet. <gülüyor> Benim bildiğim şeyler vardı, onu veriyorum zaten, değil mi? Ben de ders biliyordum. Evet, veriyordum. tabii ki. Ama onların, onlardan aldığınız derslerde de ne veriliyorsa size ben de okuyordum. Evet. Ve galiba sizleri yurt dışına göndermeyi falan da başardık. Almanca ve Fransızca'da eleman bulmakta daha zorlandık. Çünkü... Herkesin üniversite derecesinin olması gerekiyordu, bir e, master, doktora e, en azından programa başlaması gerekiyordu falan. E, yani e, siz geldiğinizde göreve e, sanıyorum e, üniversite mezunu olmayan 3 yıllık ensü evet. e, mezunu olan hocalar vardı evet. e, ve evet. YÖK gereği e, üniversite evet. derecesi olmayanlar üniversitede evet. ders veremiyordu. Dolayısıyla evet. siz bir de tamamlama programı evet. Evet. apar topar sanıyorum evet. Evet. açtınız. Evet. evet. Değil evet. Mi? evet. Ve evet. yetiştirebildiğiniz, kendisi evet. gönüllü olan evet. hocaları da orada yetiştirdiniz. Evet. 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 Yani ee, bir de tabii o, o, o şeysi vardı. Yani ders programlarının yapılması yepyeni bir müfredat bunun içine ne girer ne girmez... Bazı arkadaşlarımla bunu tartıştığımı hatırlıyorum. O zaman şimdi işler daha kolay. İnternetleşıydi bu ya herkese görüşebiliyorsunuz ama e, oturup epeyce araştırdığımı e, gayet iyi hatırlıyorum e, evet. ve öğren. Dört evet. yıllık da bir program çıkartmamız gerekiyordu. Ama zaten yukarıdan bir takım şeyleri istesek de istemesek de gönderiyorlardı ve her zaman da hoşumuza gitmiyordu. Evet. E, evet ama o zamanlar ilk e, Gazi'nin e, programı oldukça ağırdı e, yanlış evet. hatırlamıyorsam hocam e, inanılmaz bir kredi yükü vardı evet. evet. hatta e, öğrenciler sabah derse giriyorlardı neredeyse lise gibi akşama kadar evet. derste oluyorlardı e, bunların bir kısmını seçmeli hale getirdiniz ben onu hatırlıyorum o mücadeleleriniz evet. oldu çünkü işte İngiliz kültürü, Amerikan kültürü, onun edebiyatı, bunun zımbırtısı derken Güya Dil Eğitimi bölümünde okuyorlar ama çocuklar perişan oluyordu. Evet. Bir de öyle bir mücadeleniz oldu. Onu da evet. hatırlıyorum. Evet. evet Ben burada kısa bir araya gireceğim. Çiğdem evet. Hocam bölümü kurarken tabii ki üniversite olduğu için araştırma görevlisi kadrosu açmasını söylemişler. Araştırma görevlisi alacak. Kadro açıldı. Bize dedi ki Cidem Hoca, bizim Hacettepe'den hocamız, başvurun dedi. Ben ve çok değerli meslektaşım, Profesör Doktor Gülsev Pakkan hocamız, o da misafirimiz oldu, katılanları hatırla. Biz ikimiz başvurduk. O sırada yabancı diller ee, Abdullah hocam beni düzeltin ee, yabancı diller ne, neydi sizin mezuniyetinizin ben orayı şimdi yanlış bir şey söylemeyeyim Abdullah hocam ee, üç sene merhaba Çiğdem hocam bu arada merhaba canım çok güzel ee, üç sene e, Ankara yabancı diller yüksek okulu vardı bu yök açılınca Gazi'ye bağlandı ve dördüncü senemizi Gazi'de tamamlayarak bitirdik. O zaman Gazi mezunu diyeceğim size de. Tabii, tabii Gazi mezunu. Evet, Gazi mezunu da Abdullah Ertaş Hocam. Şu anda Abdullah Hocam da Atılım Üniversitesi'nde. idari görevi var, Yabancılar Yüksekokulu müdürü. Ve İskender Sarıgöz. O da sanıyorum şu anda evet, evet, evet. E, o da profesör oldu. Gazi Üniversitesi'nde görev yapıyor, devam ediyor. E, ve e, maalesef e, üzücü bir şekilde e, kaybettiğimiz e, çok değerli e, Banu arkadaşımız e, vardı. E, o tamamen farklı bir yerden gelmişti. Ve biz ilk Gazi Üniversitesi olduktan sonra alınan ilk araştırma görevlileriyiz. Dolayısıyla bizim de öyle bir özelliğimiz var, değil mi Abdullah hocam, <laughs> Paşa hoca falan bizden sonra evet, onlar geldiler. De. Onlar daha gençler bize göre. <laughs> Ama çok güzel bir ekipti. Gerçekten heyecanlı bir şeyler yapmak isteyen, yenilikler yap ve öğrenmek isteyen bir ekipti. Öğrenmek istemek çok önemli, değil mi? Evet, hocam zaten bize başka bir şey ne diyeyim çare yoktu. Çünkü zaten bizi alırken ne demiştiniz? Ben çalışacak adam istiyorum. Yatacaksanız buraya gelmeyin dediniz. Gerçi arada laf dinlemeyip yatanlar oldu. <laughs> Adı Demişim, lazım değil. Demişimdir <laughs> Behçet. Şimdi şöyle günlerden bir gün hepimize görev vermiş hocamız. Biz dört arkadaş ee, Abdullah Hoca, İskender Hoca, e, Gülse Hoca ve ben dördümüz aynı odada oturuyoruz. Ee, şu andaki bölüm başkanlığı odası bizim araştırma görevlisi odamız. <laughs> Hepimize görev verdi Cidem Hoca. Görev verdiği zaman yapmamak diye bir şey söz konusu değil. Vallahi artık sonrasını siz düşünün. Şimdi arkadaş aradan bir arkadaşımız adı lazım değil görevini yapmadı. Biz bitirdik. Efendice bitirip teslim ettik. Çiğdem hocam bir hışımla kapıyı açıp içeri girdi. Nerede şu dedi. Uyduracağım şimdi bilmem ne. İşte o arkadaş dedi ki ey dö, işte yapamadım edemedim bitiremedim bilmem ne. Şöyle oldu başım ağrıyordu falan. Ben bahane istemiyorum. Çare istiyorum. Bana bahaneyle gelecekseniz gidin buradan. <laughs> Diyeceğim o ki Çiğdem hocam ee, çok sevdiğimiz bir hocamızdı. Ee, hala bakın kaç yıl üzerinden geçmiş ama e, gerçekten görevine her ne kadar istemeden başladım dese de görevine anormal derecede e, bağlıydı ve bizim de aynı şekilde gayret etmemizi çalışmamızı e, kesinlikle istiyordu. Ee, dediğim gibi bize bir master programı açtı. Gerçekten göçebe gibi master yaptık biz. Çünkü üniversitemiz e, yeterli öğretim yese sahip olmadığı için... ...sadece Çiğdem Hoca öğretim yese evet. bir kişiden ders alabiliyoruz. Ee, onun dışında başka kimse... Ama Çiğdem Hocam ilişkilerini kullanarak, e, tatlı dilini kullanarak... E, ...Amerikan Büyükelçiliğine ulaştı, İngilizlerle anlaştı... ODTÜ'ye ilk önce ODTÜ bizi kovdu. Sonra Sabri Hocam müdür olunca, Abdullah Hocam o günleri çok iyi hatırlar. Ee, Sabri Hocam müdür olunca sağ olsun ne demek? Tabii ki bizim görevimiz akademisyen yetiştirmeye destek vermek deyip o destek oldu. Hacettepe destek oldu derken Çiğdem Hocam gerçekten yoktan sıfırdan bize master ve doktora yaptırdı ama e, her üniversiteyi gezerek yaptık biz. Bunun çok önemli bir e, artısı oldu bizim için inanın. Ha, çok süründük o ayrı ama bütün hocaları tanıma imkanımız oldu. Farklı perspektifler kazanma imkanımız oldu. Belki evet. inbreeding gibi olsaydı sadece evet. Gazinin evet. içinde kalsaydık. E, daha gibi. dar e, bir görüşte olacaktık ama o bize ayrı bir şey kattı. Amerikalılar bize ayrı bir şey kattı. Derken Hacettepe derken e, gerçekten size çok ciddi e, bir borcumuz var hocam. Yani o zamanlar çok tabii perişandık, sürünüyorduk falan ama bugün geriye baktığımda o zenginliği bize o sağlamış. O program sağlamış. Değişik hocalardan değişik bakış açılarını görmek Sağlamış. Teşekkür ederim. Böyle düşündüğün e, için e, Aydan e, çok memnunum, çok mutluyum. <laughs> e, çünkü inbreeding şeklinde olan e, programları ben gözledim ve biliyorum. Yani e, kendi mezun olduğum Hacettepe dahil olmak üzere e, öyle olmuyor, güzel olmuyor. Evet. Yani... E, çok değişik yerlerde çok iyi çok başka şeyler verebilecek olan hocalar var ve onları toparlayamıyoruz. Bir araya getiremiyoruz. Evet. Sizde o mümkün olmuştu. Bunu sevdiğine çok memnun oldum. Yani evet ama amaç oydu. Çok güzeldi. Yani ama tabii. siz de çok iyiydiniz. Siz de çok iyiydiniz. Hatırlıyor musun bazı akşamlar evlerde toplanır evleri. Tabii ki tabii ki ee, bize çok ilginç bir ortam hazırladınız ama e, çok da saygı, mesafeyi koruyan da bir e, ortamımız vardı. Evet. E, şimdi e, gündüz hocam tabii yapıyorum ama akşam şerefe. <laughs> çok hoş bir ortamdı. E, evet. Gülerek, evet. eğlenerek, evet. aile gibi. E, bakın bu yıllar evet. sonra hala evet. Abdullah hocamla... Evet. E, Evet. Çocuklarımız soruyoruz yeğenlerimiz nasıl diye birbirimize. Ee, yani çok güzel e, bir ortamdı. Güzel hocamla hala kardeş gibiyiz. Ee, sürekli görüşüyoruz. Ee, Paşa hocam da değerli Çiğdem hocam diye yazmış size. Oradan chatboxtan Paşa hocam araya reklam almayalım lütfen. <laughs> <laughs> um, hocam, Öğrencilere bilir. de çarşamba günü açmak. Hatta bir iki defa açtım sonra kızdılar şeyden, <laughs> dekanlıktan. E, çarşamba günleri bütün öğrencilere açıyorduk değil mi binayı? Evet. Onu hatırlıyor musun? Evet. E, müzik falan koyuyorduk. Müzik yapıyorduk. Öğrenciler dans etsinler, eğlensinler evet. diye. Evet. Resource Center açtınız hocam. Evet. Resource Center açtık <laughs> hep birlikte izniniz olursa hep birlikte diyeceğim çünkü e, bir odayı Resource Center haline getirmeye karar verdi Cidam Hocam. Evet. İnanılmaz bir kitap bağışı aldı evet. ve e, temizlikçiler cumartesi pazar çalışmayacakları için odayı biz temizledik. Evet. E, hatta evet. ben temizledim diyeceğim çünkü evet. babam evet. gelip beni orada öyle görünce ağlamıştı hiç unutmuyorum rahmetli. Ben evde bir bardak yıkatamıyorum, sana kıyamıyorum evladım. Burada niye yer mi siliyorsun diye. <laughs> Ama şöyle düşünün, o kadar benimsemiştik ve o kadar seviyorduk evet. ki bu bize ağır gelmiyordu. Evet. evet, hayır, gerçekten de öyleydi. Bilmiyorum hatırlıyor musun? Aynı şekilde Almanca bölümünü bir türlü o minicik binayı ayrı ayrı binalardı bunlar. Duvarları boyatamıyoruz. Ee, öğrenci ne kadar çirkin bir ortamda kalırsa o kadar ruhu kapanır yani değil mi temiz evet. güzel iç açan e, yerde insan daha çok okumak ister daha sevgiyle gelir ee, bir iki tane Almanca hocasının duvarları boyadığını hatırlıyorum evet. boya aldık ve fırçayla duvar boyadılar evet. yani sonradan bozuldu Tabii Geldiler onu başka bir tamamen kötü bir renge çevirdiler ama <gülüyor> <gülüyor> biz çiçeklerle ve beyaz mavi kaplalar evet. falan birazcık hani. Um, ama o şey gibi işte gibi bu havayı var. yaratmak da çok önemli hocam. Yani oradaki personele, orada çalışan insanlara sahiplendirdiniz orayı. Yani kendi evimiz gibi sahip çıkmıştık oraya. Evet çok sevdi, sevdiğinize inanıyorum. Bunu belki daha sonra anlatacaktım ama şimdi e, madem ki başladın anlatayım. E, öğrenciler sıralarda oturuyorlar. Şimdi üniversite öğrencisi sırada oturmaz bunlar e, değil mi? Bir kısmı büyük insanlar yani evet. e, sırada öyle e, bir sandalye lazım, bir şeyler lazım fakat malzeme yok etrafta. Evet. Olsa bile alamıyoruz malzemeyi şeyler oluyor arada. Ee, birisi, kimdi o bilmiyorum, bir depo olduğunu söyledi. Depoyu açtıramıyor. Evet. Bunun üzerine Neşet Hoca ben, bir de çalışan Ali vardı, Ali Bey. Evet, evet. Kilit kırdık biz. Kilit kırdık ve depoya gittik akşam. Evet. <laughs> Depodan çok iyi masalar falan çıktı. yani masalar sağlam ama yıpranmış hı hı. ki hocaların masaları olsun diye öğretmen odasında sandalye üstünde örgü örerek oturuyorlardı falan. Işte. <laughs> evet. ee, bu arada böyle yığınla beyaz perde çıktı değil mi? Öyleydi değil mi? Evet. Birisi bir bankadan perde bağışı almış. Ben beyazımsı perdeler ama nasıl bu kadar. Ben de dedim ki şu perdelerden şu masalara örtü yapmalı dedim. <laughs> Bunu söyledim ve eve gittim. Gece geç saat olmuş. Ertesi sabah geldiğimde çalışanımız Ali eline makası almış masaların üstünü o perdeleri örtü yapmıştı. <laughs> evet. Yani tabii öyle olmuyor kenarının dikilmesi falan lazım ama o kadar temiz bir hareketti ki bu. <laughs> evet. Yani memnun olsun herkes diye pırç 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 kesmiş onları böyle <laughs> yorum yamalak masaların üstüne örtüler yapmıştı. Evet. <laughs> ee, Ali hocam evet C blok vardı. C blokta e, zaten çalışıyorduk. Fidem hocamın ilk bahsettiği ilk kuruluş zamanında dekanlık binasında e, oturdu. Ama sonra tabii ki e, C bloğa geldi ve e, katları ayırma fikri yani birinci kat Almancacıların olsun, ikinci kat Fransızcacılar olsun üç bir, diye ilk çıkaran da Fidem hocadır. E, ama ilk etapta Almanca ve Fransızcanın çok öğrencisi olmadığı için onlar ilk katı ve... Giriş katını paylaşarak kullanıyorlardı. Biz Hı. iki katı e, kullanıyorduk. Ancak sığıyorduk çok kalabalıktı ilk devraldığında Cidem Hoca. E, ben ilk derse girdiğimde hatırlıyorum üniversiteden yeni çıkmışım. E, i̇lk derse amfide girdim. Hades Sayron amfisinde. Herkes benden büyük. Herkes yaşça benden büyük. Çünkü... 18 senedir falan okuyorlarmış. <laughs> kala 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 kala. Ee, bayağı bir e, ilginç deneyimlerim e, oldu. Tabii aslında ben Çiğdem acaba ne gibi zorluklarla karşılaştınız diye soracaktım. Zaten girdik zorluklara değil mi hocam? Zorluklara girdik <laughs> zaten ama. Ee... başka var mı? Bir sürü hmm. de herhalde idareyle de çok var, çok falan yani değil mi? En, e Komik hem daha e, politik bir acı olanlar var tabii sizlere e, şey yapmadım onlara girmeyeyim. E, e, küfreden rektörümü anlatayım ben size. Evet. Rektörün istediğini yapmadım e, çünkü akademik olarak yanlıştı. E, birkaç defa aynı şeyi söyledi. Birkaç defa hayır dedim yani bu yapılamaz e, hocam. Ama bir toplantıda dekanlar oturuyor. Bu artık e, benim e, Gazi'deki e, dönemimin sonuna doğruydu. Hepsi erkek. Bir tek ben kadınım. Yine aynı şeyi istedim. Hocam dedim. Şu şu sebepten dolayı bu istediğiniz yapılmaz. Yani akademik olarak yanlış böyle. Bana Ana avrat küfür etti. Dümdüz. Ee, evet. Ben kalktım. Dışarı çıktım. Orada sekreteri oturuyordu. İstifamı yazdım. Bıraktım. Ve eve gittim. Yapabileceğim başka hiçbir şey yoktu. Evet. Ee, sonra e, dekan telefon etti vesaire. Hayır dedi Mümkün değil yani. <laughs> Ben bir iki gün gelmedim işe. Hakikaten istifa ettim çünkü. Evet. Ve eğer üstüme gidilirse hakaret davası açacak. Evet. Sonra rektör telefon etti. Ha dekanın savunması çok daha güzeldi. Ya hocam dedi niye ciddiye alıyorsunuz bize de küfrediyor dedi. <laughs> evet. Evet çok güzelmiş gerçekten harika bir savunma. <gülüyor> <gülüyor> Evet. Sonra kendisi telefon etti. Ee, yani tabii dedi ciddi olarak söylemedim. Böyle bir şeyi ben dedi. Lütfen dedi işinizin başında dönün. işte şu vesaire. Ee, ama ayrılmak amacıyla e, tamam peki dedim ve döndüm. Çünkü o sırada öğrencilerim vardı ve çocukların tabii ki programları aksıyordu. Yani onları da mezun edeyim ondan sonra. Bu kadar diye. Evet. Ee, mesela bu e, başıma gelen e, olaylardan bir tanesi. E, çirkin şeyler İngiltere'de de oldu. E, her zaman insan bunlarla baş edemiyor. Bazen yeniliyorsunuz. E, e, mesela <laughs> bir bölüm başkanımız vardı, e, kendisi yani pe pek önemli derslere giren birisi bu Orta Araştırmaları bölümü. Hı hı. Um, işte, sıra ona geldi. Bölüm başkanı oldu falan. Ben de e, o sırada izin alıp o yaz tatilinde kendi iznimin üstüne biraz daha e, araştırma izni alıp Kırım'a gitmek istiyorum. Kırım'da araştırma yapıyorum. Hı hı. Herhalde 92 senesi falandı tam bu şeyler. Um, kendisinden izin istemeye gittim. Bana şöyle bir baktı, ee, senin de iki tane küçük çocuğun var dedi. Bunları nereye bırakıp da gidiyorsun dedi. Evet. Yani herhalde izin veremeyeceğim dedi. Ee, o anda kendimi kontrol ettim. Enteresan çünkü ben genelde edemeyebiliyorum. Ee, evet. Bir koridora çıktım, koridorda dolandım. Bir aşağı bir yukarı ve düşündüm dedim ki ha benim dedi karım dedi çocuklar çocuklarımız büyüdükten sonra arkeolog karısı. çocuklarımız büyüdükten sonra dedi sahaya çıktı dedi. Sen de bekle çocuklarını uz uzatıyor lafı. Sen de dedi bekle büyüsün çocukların gidersin dedi. Sonra düşündüm dedim ki bu bu kadar aptal bir adam değil. Bunun bana bunu söylemesinin başka türlü bir nedeninin olması lazım evet. ve dank etti. Ben aynı zamanda o sene adına Admission Tutor dediğimiz işi yapıyorum. Bu iğrenç bir iştir. Hmm. Ee, bütün o bölüme girecek olanların tek tek e, onlarla interview'larını yaparsınız raporlar yazılır. İşte şudur budur vesaire ve önceden de bunlar ayarlanır. Pis bir iş. Tabii şimdi ben gidersem kimse bunu yüklenmeyecek bu sene. Hı hı. Kendi Çocuklar bahane. Dönüyor. Çocuklar bahane. İyi peki hı. güzel. Kapıyı çaldım içeri girdim. <laughs> i̇şte İngiltere'de olmanın güzelliği buradaydı <laughs> o zaman. Ee, dedim ki ııı e, Doktor işte her neyse. Eğer dedim bu sözünüzü geri almaz, bana araştırma iznimi vermezseniz ben sizi sendikama şikayet edeceğim dedim. Evet. Tabii sendikama şikayet edeceğim demek, işi büyüteceğim demek. Evet. İstenilen bir şey değil. Tabii İngiltere'de olmanın güzelliği de oydu o zaman bunu. Türkiye'de Tabii. söyleyemezsin. Sendikaya iyi olamazsınız ki zaten. <laughs> yani öyle bir şey yok. Ve e, verdi bana bizi. Ben Kırım'a gittim. Evet. E, böyle. E, Amerika'da da çok e, başa çıkamadığım kötü olaylar oldu. Yani hocam ne, insan musunuz, her yerde bilmiyorum. yani, insan, or değil mi? Şey. yani e, sanki bize buradan bakınca A, batıda böyle şeyler olmuyordur falan gibi bir hayali bir şeyimiz var fikrimiz var ama insan her yerde insan iyisi var, kötüsü var. Ee, yani Amerika'da da eminim ee, acayip birisiyle karşılaşmışsınızdır en az bir kişi. Çok. <laughs> yani çok. Yani e, şimdi genellemek istemiyorum e, ama sonunda şunu öğrendim benim kendi tecrübem, başkasının değil. E, ile biten bölümlerde çalışmasanız daha iyi olur. <laughs> Ay hocam. Çok ilginç bir uh, observation. <laughs> Özellikle bunun başında Middle Eastern varsa mesela. Arada Şimdi, başka bir şey kalmadı herkes, değerli tamam, hocam. ben bir ortado havasında gözünü oymaya çalış. <laughs> Central Eurasian Studies. Herkes ufak Stalin halindedir. Çok yani. ilginç. Evet. Ve ne oku okuyorlarsa onları aynen tatbik ederler. Yani ee, bu bölümler zaten kötü. Mesela benim geçirdiğim tecrübeleri eğitim bölümünde okuyan e, kızım ve damadım geçirmediler. Yani böyle haha ha diye bakıyorlardı bana. Um, bölüm evet. başkanı, ben A Arapça şeylerini değiştirdim e, ama kendi arzuları üzerine tabii ki program başarılı oldu. E, proje yazıldı, bölüme büyük para girdi, merkez kuruldu. Fakat e, klasik Arapça falan e, veren e, hocalar memnun değiller bu durumda. Çünkü on, Şaşırmadık. oldukça komünikatif bir yaklaşım oluyor Arapçanın hmm. öğrenimine. Edebiyat derslerinde filmler oynuyor, şarkılar söyleniyor falan öyle şey olmuyor. E, ve birbirimizin dersine girme adeti. ...bölüm kabul etti. Herkes birbirinin dersine girsin. Tabi yani usulen oluyor bunlar. Şey mi, observation bence, amaçlı mı hocam? Herkes observation observation amaçlı. amaçlı. Ve sonra da bunu açık kalplikle. Şimdi akademisyenlerde böyle bir şey olmaz. Biz dil hocaları alışırız birbirimizin dersine girip konuşmaya. Evet. Diğer evet. hocalar yani belki burada Behçet de bunu söyleyebilir... Böyle bir şeye alışık değiller. Yani kimse kimsenin e, dersine işte ne bileyim ben e, körük yolumuna falan karışmaz. karışmaz. Yani niye kardeşim Sen şimdi iki ayrı ders veriyorsan ama ikisinde de aynı şeyi okutuyorsunuz. Niye bir araya gelip de aynı şeyi okutmuyorsunuz diyemezsin. Kızarlar. Evet. Tabii ben de yerin, yerimde oturup o kadının dersine girmemem gerekirdi. Evet, açık <laughs> bir şeyler geliyor. <laughs> Ders tabii ki rezalet Aa, <laughs> okuyorlar, ter, çeviriyorlar falan. Ha, o demiş, o demiş. Hiçbir şey yok. Öğrenci elindeki ne okuyor çeviri halinde. Arada bir sallanıyorlar da çıkıyorlar. Eyvah eyvah. <laughs> Sonra tabii o da benim dersime girecek. <laughs> benim dersim de girdiği ders e, genelde bütün üniversitenin e, undergraduate'lerine Açık olan dersler vardır, almaları gereken. Yazı dersimiz hı, hı. Bütün undergraduate'ler iki sene yazı dersi almak zorundadırlar. Ama değişik e, şeyler al. Yazı dersi olarak değil, bir dersin içine saklanmıştır o yazı dersi. Benimki öyle bir ders. Bir iki tane veriyorum. Ve Bu da Orta Doğu Edebiyatları. In Translation. Müzik, dans, hareket... E, yani çok eğlenceli ders bence <laughs> geldi baktı çıktı ders bitti öndeki çocuklardan bir tanesi uyuyordu dedi biliyorum <laughs> dedim hangi bölümde o dedi biyoloji bölümünde dedi nasıl izin veriyorsun dedi hmm, şikayet edelim hayır dedim Burası Amerika. Yani bir ortadoğu ülkesi değil. İsterse uyur dedim. Evet. Yani sen biliyorsun okuduğunu dedim. E uyudun. E biliyorum dedim. Çok iyi bir öğrenci o dedim. Okay. Ama öğrencinin niye uyuduğunu biliyorum. Ona söyleyecek değilim. Dedi. Olay burada kapanmadı. Ee, bölüm toplantısına getirdi. Bölüm toplantısı. Çiğdem Hanım'ın dersinde Uyuyan çocuk gördüm dedi. Yani böyle dedi çok komünikatif falan ama çocuklar orada da uyuyorlar dedi. Herkes de bana bakıyor. Um, tabii söylemek zorunda kaldım. O çocuğun dedim başına e, çok kötü şeyler geldi. Geceleri dedim biyoloji laboratuvarında bekçilik yapıyor. Hmm. Yani. Para kazanabilmek ve Okul parasını ödeyebilmek için. Onun için de benim dersimde e, uyuyor bana bunu söyledi. Ben de biliyorum. Ama dedim onun kağıtları falan bakılması çok güzeldi. Tabii herkes çok mahcup oldu. Hı hı. E, o hanımla da aramız düzelmedi tabii o saatten sonra. Evet. E, ama bakın böyle şeyler. Bu kadar toleranssızlık e, her yerde maalesef var bir kere bir öğrencinin bir hareketini gördünüz diye onu bu şekilde yargılamak gerçekten çok yakışıksız kaçmış hocam yani ee, ama hani hep e, engellerden zorluklardan bahsettik de bir de böyle şey geliyor mu aklınıza hocam mesela içinizi çok ısıtan yani ne güzel bir şey bu dediğiniz o gününüzü gün etmiş olan bir anınız var mı Böyle pozitif bir şey getirelim o kadar şimdi şeyleri. Aslında çok var. Çok var tabii. Yani bir tanesini hani, mesela paylaştık. Pozitif mısınız? şeyleri daha çok hatırlıyorum ama... Belki kısa kesmek için bir tanesini vereyim. Çünkü geçen gün karşıma e, ismi çıktı. E, ben İngiltere'deyken bölüme e, yaşlı öğrenci dediğimiz... ...meçhur e, <laughs> <laughs> öğrenci almayı çok severdim. Çünkü... Çeşitli zorluklardan geçmişler, okuyamamışlar, okumak istiyorlar. E, hocaların bir kısmı da eski kafalı ve almak istemiyorlar kesinlikle. Ben alırdım. Bir gün bir kamyon şoförü geldi. <laughs> Tır şoförü. İrlandalı. Çok iyi hatırlıyorum. Ayağımda çorap yok. Düz ayakkabı giyiyor. Tır şoförlüğü yaparken e, Orta Doğu'dan, <laughs> Türkiye'den falan geçmiş. Aradan bir iki sene geçmiş e, acaba okuyabilir miyim diye başladık. Aldık. Herkes itiraz etti ve o çocuk o dört seneyi ay, çorapsız olarak bitirdi. Neden? Sonra sordum ama yavrum niye sen çorap giymiyorsun gibi böyle kenara çekti anne pozunda yıkamamak için. Ne Aa. kadar az çamaşır yıkarsa o kadar az. Masrafı oluyor. Harcaması masrafı olacak. Ah yazık kıyamam. Çocuk şu anda İngiliz Dışişleri Bakanlığı'nda çok yüksek dereceli bir memur. Çünkü... Hocam adını verin biz göçmen olarak başvuralım. <laughs> Çoraplarını hatırlatırız. <laughs> Şimdi çorap bir yana öyle güzel kravatlı resimleri, takım elbiseler. Çok cici bir karısı var belli Japon bir hanımla evlenmiş kendisi gibi. E şimdi yani bu insanın içini ısıtan çok bir şey değil bir mi? Çok güzel şey evet. Bu fırsatı verilince çok şey yapacak insanlar var. Onun da şansı sizin karşısına çıkmanız olmuş hocam. O fırsatı ona verebilecek bir kişinin karşısına çıkması olmuş. Çok güldüğüm başka bir şey daha vardır. Yine e, galiba e, Behçet'i burada gördüğüm için İngiltere'yi hatırlıyorum ama da <laughs> yine böyle meçhur öğrenci almasın, alınmasına karşı eski kafalı eski e, hocalarımız e, vesaire e, çok tatlı bir kızcağız geldi. Üç aylık bebeği var. Eşinden ayrılmış yaptı. da hiçbir zaman eşi olmamış falan geçinememişler. Partnerinden ayrılmış. Bu bebekli bak bebekli de geldi de nasıl okuyacaktı da şurada vır vır zır zır yaptılar. E, Arapça ve Türkçe okudu. Profesör şu an. Ne güzel. Evet. Ve o çocuk da üniversite mezunu oldu. Çok güzel. Şimdi bu insanın içini ısıtmaz mı? Isıtmaz mı? Tabii Büyük ki. Hocam, tabii Hı. ki. Tabii ki. Hocam peki şimdi böyle karşılaştırmalı konuşuyorsunuz ya. O öyle demişti ama ben de bir akademisyen dediğimde size ne özellikleri olmalı bir akademisyenin? Nasıl tarif edersiniz? İyi bir akademisyeni? Çok meraklı olmalı çok meraklı olmalı ve okumayı çok sevmek zorunda. Ama sadece kendi konusunda değil, onun yan kollarında da ve soru sorabilmeli. Meraklı insan soru sorar. Evet. Ve gördüğü her şeye siyah beyaz gördüğü her şeye yazılmış inanmaması lazım. Ee, bu da yine benim e, Doktora yaparken öğrendiğim bir şeydi ve maalesef Orta Doğu ve Türkiye'den gelen öğrencilerde, doktora öğrencilerinde yurt dışında çok görülen bir şeydir bu. Siyah beyaz gördüğü için basılı bu doğrudur diye alır. Hayır öyle bir şey yok. Ee, çok önemli bir e, dil bilimcinin fonoloji kitabını Okuyordum. Gittim e, hocaya dedim ki ben bunu, bu kitabı iki defa okudum. Ve anlamıyorum dedim. Bunun içinde çelişkiler var dedim. Yani ben niye anlayamıyorum bunu dedim. Hı -hı. Güldü. Hayır dedi. Niçin dedi yazarın çelişkili yazdığını düşünmüyorsun? Hı -hı. sen sende değil dedi yazarda. Ben o kitabı masuz Hı -hı. verdim size dedi. Hı -hı. Ee, yani bu bana bir ders oldu. hakikaten e, Siyah beyaz old, yani basılı olduğu için maalesef Türkiye'de ve Orta Doğu'dan gelen öğrenci e, iyi akademisyen olma yolundaysa eğer her gördüğüne inanmamak zorunda. Sorgulamalı. Basıldı diye evet yani sorgulaması itiraz etmesi e, araştırması gerekiyor. Evet. E, evet. Türkiye'de de gittikçe azaldığını görüyorum. Yani yok demiyorum ama çünkü o kadar çok akademisyen çıkmaz hadi ince bir memleketten. Hiçbir yerden çıkmaz yani. Çıktı hocam çıktı şimdi çok maşallah. Çıkmaz Her yani binlerce ya. insan. Çeşme gibi akıyor. <gülüyor> <gülüyor> ya. Şeyi de ekleyelim mi o zaman hocam demin verdiğiniz örneklere dayanarak ön yargılı da olmamalı. Gayet tabi Tabii Açık ön olmalı. olmalı. Asla tabii. ve asla kimseyi ön yargı e, taşımamalı. Tabii. E, şimdi tabii ki uzun bir dakika, zamandır bir dakika, bir dakika. Türkiye'de Or orada orada yalnız e, kendimle çelişeceğim. İnsanlar e, insanlar hani gençken daha ön yargılı, yaşlandıkça daha rahat olurlar ya. ben de onun tersi oldu. Öyle mi? Hı hmm. Yargılı evet. değil de mesela sevmediğim, istemediğim ve kabul etmeyeceğim bazı şeyler var. Ee, diyorum ki yani 70 yaşındayım ee, yani kusura bakmayın de ben şimdi inanmıyorum. Evet. Ama, okuyorum. Ama bu sizin ben, hayat hani deneyiminizin bir sonuç olarak. Ya yani bir observation yaptınız herhalde ve dediniz ki bir çıkarımda bulunuyorsunuz ve evet. şu 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 evet. işe evet. yaramaz evet. mesela. Evet. E bunu evet. hepimiz yapıyoruz evet tabii evet. bu da önyargıysa doğru biz de önyargılıyız aslında. Evet. Ama biraz önce söylediğiniz hani meçhur öğrenciye karşı çıkıyorlardı İşte küçük çocuğu vardı okuyamaz o diyorlardı falan gibi önyargıları aslında ben nedense düşündüm. İnsan evet. başkasının evet. önyargısına çok kolay önyargı diyor da kendi önyargısına önyargı demek istemiyor sevgili Değil hocam ya. işte yaşınız ve mesleğiniz ne olursa olsun insanız hep kendimizi kayırıyoruz tabii ama ki. işin en komik tarafı en komik tarafı en çok karşı çıkan o sırada bu hanımın bölüme öğrenci olarak alınmasına şu anda o hanımla evli ah çok ilginç <laughs> evet ee, ilahi gerçekten yadalet. gerçekten hocam yani ne, insan ne olacağı hiç belli olmuyor. Şimdi çok uzun zamandır Türkiye'de değilsiniz. Türkiye'deki akademisyenleri belki konferanslardan, işte belki online eventlerden düzenlediğiniz, belki visiting scholarlarla belki çalıştınız değerlendirmenizi istesem çok mu zorlamış olurum size. Şöyle bir şu andaki akademisyenlere baktığınızda Türkiye'yi kastederek söylüyorum daha mı iyi dersiniz daha Hayır. mı kötü daha Aynı. kötüler daha Hayır. kötüler öğretmenler de daha kötü yani pardon bunu söylememem lazım çünkü muhteşem öğretmenler de var yani e, benim özellikle IB vasıtasıyla tanıştığım Songül ve arkadaşları gibi muhteşem öğretmenler var. Evet. Ben onlardan öğreniyorum. Evet. Ne zaten amaç başkasından birbirimizden sürekli olarak öğrenebilmek. Behçet'in yazılarından öğreniyorum mesela ya da bir zamanlar yine e, karşılaştığım doktora öğrencisi olmuş bir arkadaşın yazdığı bir şeyden öğreniyorum. Ama Türkiye'deki kalite gerçekten çok düşmüş durumda. Bu da doğal çünkü yüzlerce binlerce akademisyen yetişmez yani diye. Evet. Hey. Ve e, öğretmenlerden de, e, belki bu İngilizce de olmuyordur, e, Türkçeyi ben takip ediyorum. E, çok fazla belki de öğretmen okulu, öğretmen yetiştiren fakülte açılmış olduğu için yeterince bunları yetiştirebilecek olan e, kişiler de yok. Evet. Yani bir çaresine bakılmıyor bunun bir biçimde. Sonra kalkıyorsunuz mesela kendisi o şekilde yetişmemiş olan e, bir hocaya e, hizmet içi eğitim de yaptırmıyor okulların çoğu. Hizmet içi eğitim çok önemli. Hizmet içi eğitimi nasıl yaptırmaz? Hizmet içi eğitim evet. de yaptırmadıkları için hocalarda mesela bir IB programında istenilenler çok değişik. Bilmiyor evet. hoca, kendi öyle yetişmemiş. Onu uygulayamıyor. Zaten İngilizcesini okuyamıyor. Evet. Kendisine anlatıldığı zaman da çok yabancı geliyor. Evet. Ve e, birçok da kötü hoca var bu yüzden. Ama yine eğitim, bu yet okul idarelerinin yet de bir yerde kabahati. Çünkü evet. hizmetçi eğitim para. O parayı Tabii. harcamıyor o hoca. Tabii. Tabii. Yani özel okullar için söylediğinizi düşünüyorum. Çünkü evet, normalde okulları devlet okullarının söylüyorum. öğretmenlerini gönderdiği programlar bedavadır. Ama özel okullar tabii ki ilk kestikleri şey hizmetçi eğitimleridir. Evet. Mesela bir kişiyi gönderiyor, iki kişiyi gönderiyor. Yani çok iyi okullar var tabii bunlar yeterince iyi öğretmen ve de bu, bu işe aldıkları parayı döküyorlardı kısmını. Bir kişiyi gönderiyor, o bir kişi suyunun suyu şeklinde diğerlerini anlatıyor. O diğerleri diğerlerini anlatıyor. Bunun adına yani eğittim oluyor. Öyle evet. olmuyor tabii. Onun için e, özel okullar da kandırıyor verileri. Evet. Native yani speaker başlığı Aynı. altında tuttukları öğretmenleri görünce e, gerçekten insan e, zıvanadan çıkıyor değerli hocam tabii. Hani Türkiye'nin problemleriyle ne kadar e, biliyorsunuz, takip ediyorsunuz. E, gerçekten Türk olmayan herkes native speaker. Öyle diyeyim size. Yani siz e, en donanımlı öğretmen de olsanız, en donanımlı akademisyen de olsanız, e, Türk olmayan birisi e, size tercih ediliyor. Sırf Window Shopping için koyuyorlar oraya. Bakın bu benim öğretmenim, bu benim eğitim, educational consultant'ım bu. Adam iki kelime İngilizce yan yana getiremiyor. Ama yani gerçekten çok acınası bir durum. Sevgili hocam, şimdi sorulara da zaman bırakmak istiyorum. Onun için son bir soru daha sormak istiyorum. Şu anda genç meslektaşlarımız var aramızda. Onlara bir iki tavsiyeniz oldu mesasda dizle biten son, <laughs> Katılmayı falan ama böyle bir tavsiye verme, bir küfrederlerse istifat, <laughs> <laughs> onu da e, diyelim. <laughs> böyle bir, bir bir tavsiye, bir motto gibi bir şey söylemek isteseniz, hani bu da böyle, bu aklınızda böyle kalsın. Ne, ne dersiniz gençlere? Zor ama gerçekten öğretmenliği yap, yapmayı isteyip istemediğinizi düşünün. Bu maddi sıkıntı döneminde e, tabii ki hani seçme şansınız olmayabilir ama sevmediğiniz ve istemediğiniz bir şeyi yapmak da çok zordur. Bir yan dala doğru kayabilirsiniz. Daha başka fırsatlar var. Yani e, bilmem ki limon satmak bile daha iyi olabilir eğer sizi mutlu ediyorsa diye düşünüyorum. Evet. Çünkü insan sınıfa girdiğiniz zaman bilirsiniz. Çıktığınızda da bilirsiniz. Ya çok kötü geçti bu ders. Yani evet. veremedim. Olmadı. Ben bu işi yapamadım yani bu değil mi? Eğer ee, evet. her gün mutsuz gidiyorsanız e, zaten az para alıyorsanız bir devlet okulunda ve bir de üstüne mutsuzsanız e, bence meslekte kalmayın yani söyleyebileceğim şey bu herhalde. Evet gerçekten her çok önce. güzel bir tavsiye oldu hocam ama. Ee, galiba bu duyguyu duyabiliyorsa zaten çok iyi bir öğretmendir diye düşünüyorum. Yani ya olmadı bugün olmadı ben bir şeyleri eksik yaptım diyebiliyorsa çünkü bazı insanlar var o sınıftan hep ben harikayım da öğrenciler anlamıyor diye çıkan e, o kadar çok insan tanıyorum ki ne yazık ki. Eee ben zaten buradaki genç arkadaşlara evet, söyledim. Yani evet. o şekilde çıkanlara yapılacak bir şey, <laughs> bir şey yok orada. Evet. <gülüyor> <gülüyor> orada profesörler de ne yani anlattım ama falan. <laughs> evet evet hocam gerçekten şu anda mesela benim öğrencim olmuş akademik olarak ilerlemiş arkadaşların çalışmalarına bakıyorum. Ben e, bu kadar yayın yaptım, bu kadar e, konferansta katıldım, e, hizmet içi eğitim yaptım, şunu yaptım, bunu yaptım. Hi hiçbir makalemde insanla ilgili bir cümleyi yüzde yüz, iki kere iki dörttür diye kuramadım. Kuramam. Doğru. Bunu da bize e, masterımızı yaparken hocalarımız uyarmıştı. E, hep bir İnsanla uğraşıyorsun hep yep. bir açık kapı. Yani yabancı dil bilen kişi zeki olur gibi bir cümle yapamazsın. Çünkü yep. insan faktörü var içinde. Bakıyorum arkadaşlar ıı, Kara Harbi Okulu'ndan mezun olduklarında hatırlarsanız öğrencilere ne diyorlarmış? Tek pırpırlı general diyorlarmış. Bizim öğrenciler anlatırdı hocam böyle diyorlar burada. <laughs> Şimdi bunlar da tek pırpırlı profesör. Bir asıyorlar, bir kesiyorlar değerli hocam. Makaleleri okuyorum, sanırsınız ki kuantum fiziği. Hani bu, bu kadar formülü verdim, bunu yap, olay bitti. İnanın e, hani boynuz kulağa geçer diyorlardı ama bunla, bu boynuzlar fena geçtiler yani. Ee, evet. Bu arada yo, yo, katılıyorum. Ben de okuyorum e, arada. Senin evet. kadar çok okumuyorum tabi ama ben de okuyorum ve diyorum ki aynen hocamın bana e, ve bize sınıfa sınıf asoru sovat. Evet. işte hocam. Yani e, bu arada Şebnem hocam kesinlikle e, katılıyorum dediğinize daha önce de bunu söylemiştim. Ben öyle formasyon almış. Başka branştan gelmiş öğretmenler hatta akademisyenler gördüm ki ELT mezunlarını suya götürür susuz getirir. Çünkü bu istek. Özür dilerim Çiğdem Hocam buyurun siz de bir şey söylemek istediniz. Kesinlikle istedim. kesinlikle söylemek istediğim şeyi söyledin. Ee, disiplinler arasılık çok önemli. Evet. Yani edebiyat okumuş birisinin arkasından dil okuması ya da tarih okumuş birisinin arkasından bir dilde uz bu geçişi sağlamak çok önemli ve bu iyi öğretmen yaratıyor. Yani iyi akademisyen yaratıyor ama iyi öğretmen yaratıyor çünkü ufkunu genişletiyor herkesin. Evet. Ee, galiba bazı dallarda bunu yapmaya çalışıyorlar ufak ufak şimdileri. Evet. Ee, ama o çok önemli kesinlikle yani İngilizce başlayıp hmm, İngilizce formasyon aldı bu çok iyi bir İngilizce öğretmeni öyle olmuyor yani evet. tarihçidir ama formasyon almıştır çok iyi o dili öğretebilir bunda bir şey yok evet evet daha iyi hocam kişiye bağlı diye düşünüyorum insana bağlı o insan bu işe gönül vermişse gerçekten onu tutabilecek hiçbir şey yok yani, evet. e, yani ben evet. bunu akademisyen arkadaşım için de söyleyeceğim. Evet. Ad vermeyeceğim. Hiç sevmediğim bir şey ama branştan olmayan, daha sonra master'ını ve doktorasını ELT'de yapıp şu anda profesör olan bir meslektaşım var. Ben en çok ondan öğreniyorum. Öyle söyleyeyim size. Çünkü inanılmaz mesleğini severek yapıyor. O ha. devotion, o evet. e, ne bileyim ben Çalışkanlık bir de inanılmaz evet. çalışkan insan. Evet. Muhteşem ELT'ye katkıları var. Ben ELT mezunu bazı e, profesörler sayarım. Hani olmasa da olurlar mesela. Hani. Evet. Ee, akademisyen iyi bir akademisyenin bence özelliklerinden bir tanesi de birlikte çalışmayı sevmesi. Evet. Ama akademisyenler hep ben 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 diye gezerler yani e, herkes kendi kabuğunda böyle kapanır çalışır evet. Halbuki birlikte çalışmak güzeldir o birlikte üretmek çok önemli e, çok güzel bir şeydir ama e, o işte çekirdekten öyle yetişmiyorlar yani herkes böyle çok büyük egolar sahibi e, Evet Neyse sabaha kadar Evet Tabii şimdi hocam sizle olunca ben üç günde konuşurum ama çok da katılımcılarımızın da sorularını kesmek istemiyorum. Değerli arkadaşlarım eğer sorularınız varsa ya da belki söylemek istediğiniz bir şey vardır lütfen el kaldırarak söz alarak ya da an mute edip kendinizi konuşabilirsiniz mikrofonunuz çalışmıyorsa açmak istemiyorsanız chat box'a yazabilirsiniz lütfen birazcık da çok sizi beklettik eminim belki söylemek istediğiniz şeyler vardır eminim belki cümlesinde bir hata oldu özür diliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Gördüğünüz gibi native language'de de mistake yapılabiliyor arkadaşlar. Lütfen çocuklar İngilizce'de mistake yapınca üstlerine atlamayın. Aa! Coşu Hoca. Ah! Coşu Hocamı da e, mutlaka ağırlamak istiyorum. Ustalarla Aa. Söyleşi'de. Onu da al. Evet. Evet. Ee, evet. E, Gül, Gül, Gül. Gül Hocam e, o otü, otü, <laughs> tüfle mezunusunuz. E, hala orada mısınız? Ee, Gülcan, Gülcan Hanım. Hala ortada Doğu'da mısınız? Teşekkür ediyorum selamları için değerli hocama biz de saygılarımızı gönderiyoruz. Belki mikrofonla ilgili bir sıkıntınız olmuş olabilir. Evet olabilir. olabilir, olabilir. Ee, çok ama, teşekkür e, ederim Joshua'ya selam ve sevgilerim. Evet onu da ağırlamak isterim bir gün. Abdullah hocam siz el kaldırmıştınız. Buyurun. Ee, Aydan hocam çok teşekkür ederim öncelikle. Çiğdem hocamızı ee, tekrar gördük sayenizde sesini duydum. Ee, evet, çok heyecanlıyım ben de. E, evet. Ee, ben kısaca Cihdem hocamın ve sizin söylediklerinize <laughs> şöyle katılacağım. Liseyi e, bitirdiğimde üniversite sınavına girerken iktisatçı olmak istiyordum. Sınavda onun için girmiştim. Nereden ama hiç hatırlamıyorum iktisat <laughs> nereden aklıma geldi. Sonra e, bir şekilde. İşte okuduğum bölümlerden dolayı İngilizce öğretmeni oldum. İngilizce öğretmenliği bölümünde işte hep beraber öğretmen yetiştirdik. Çok keyif evet. aldım. Hiçbir zaman pişman olmadım. Öğretmenlikte zaten şöyle bir söz de var, zengin olunmaz. Bu bir evet. gönül işidir. Evet. Eğitim fakültelerindeki öğrencilerimiz... De bunu biliyorlar ve bilerek geliyorlar diye inanıyorum. Çiğdem Hocam'a bu arada çok teşekkür ederim. Şahsım adına ne öğrendiysem, meslek hayatımda bir şey becerebildiysem yakın arkadaşlarımda da görüyorum bunu sizde de Sayın Hocam. Onun katkısı büyüktür. Gerçekten bize sadece bölüm başkanlığı değil yani abartı gibi gelebilir bu bir yönetici için de önemlidir bence. Bir abla, anne, dediğin gibi e, o, görev verir, kışınla içeriye, beş dakika sonra girip bitmedi mi deyip, <laughs> onun sayesinde evet. hız, hızlı iş yapmayı öğrendik. E, verdiği dersler, katkıları, e, o coşkuyla herkes e, görev yapsa, e, bence e, 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 çok güzel insanlar yetişir. Evet. E, bu görevi yapan kişilerde o coşkunun olması lazım diyorum. Hocamın evet. ellerinden öpüyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür Adın ederim. Hocam, çok sağ olun, çok müstesna çok insanlardınız. Iyi. Çok güzeldiniz. Hakikaten çok güzel. Ee, hepimiz, değildik hocam, hepimiz değildik hocam. Hepimiz değildik. Yani bir dakika şimdi şey de. Ben kıskanırım <laughs> öyle hocam. Ben kıskanırım. En çok beni sevin lütfen. <laughs> Neyse şaka bir yana hatırladığım e şeyi buradan... e örgü ördüğü için hakikaten ciddi evet. söylüyorum e <laughs> attığım sekete hatırlıyor musun? Hatırlıyorum hocam hatırlıyorum ee, yemek yerlerde evden getirip e hocam tabii üniversite camiasından geldiği için biz de görmemiştik ama orada gördük hani zeytinyağlı sarma, işte kısır falan ortaya kurulup öğlen herkes yerdi. Hocamın bir gün kriz geçirdiğini hatırlıyorum yani. Aydan neler oluyor orada? Burası kadınlar günü mü? <laughs> Hocam sakin olun bu da bir kültür falan diye. <laughs> Hanımları susturmak için Necdet'in büyük masaya çıkıp çan çaldığını hatırlıyor musun? <laughs> Ah ah hocam. <laughs> Ölüyorum zannetmiştim. <laughs> <dakika>, oh, <laughs> Necdet hocam rahatsızlığı sebebiyle katılamadı. Öyle bu mi? Akşam. Evet. Biraz fazla ciddi sağlık sorunları var. Öyle Maalesef. mi? Maalesef. Evet. Ama çok gerçekten bize abilik yapmıştır. Bu arada hocam Paşa Hoca chatbox'a Değerli hocama saygılarımı sunuyorum. Konuşması çok güzeldi. Teşekkür ediyorum diye yazmış. Behçet Hocam lütfen mikrofonunuzu açıp siz, siz konuşun. Ben okumayayım chatten. Hocam teşekkür ederim. Sağ olun. Çiğdem Hocam ağzınıza yüreğinize sağlık. Çok çok teşekkür ediyoruz. Çok yani. güzel bir söyleşi oldu. Aydan Hocam'a da çok teşekkür ediyorum. Sağ olun hocam. Olduk böyle. Sağ olun. Çok mutlu olduk gerçekten. Ee, hocam kısa kısa değindi. Ben 90 yılında Manchester'a gittim. YÖK kursuyla o e, bölümde doktora yaptık. Sağ olsun hocam bize e, çok sahip çıktı orada. Çok e, yardımcı oldu, sahip çıktı. Biz böyle hocamızın sayesinde kendimizi e, özgüven içerisinde evimizde gibi hissettik. E, sağ olsun, var olsun. O zaman çok yardımcı oldu ve şimdi de öyle. Teşekkür ederim. E, i̇nanılmaz destek Leri var, katkıları var. Çok mutlu oluyoruz. Çok sağ olsun. Bir mesela Türk İngiliz İlişkileri diye bir dergi çıkardık. Vallahi hocam en büyük katkıyı sağlayan Çiğdem hocam. Ee, sağ olsun, var olsun. Ee, çok teşekkür ediyorum kendisine. Yani ben de teşekkür Güzel ederim. günlerdi o Manchester'da da <laughs> e, bulunduğumuz zamanlar. Hocamız sayesinde. Teşekkür ediyorum hocam. Ben teşekkür <laughs> ederim. Ben de 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 çok yani hepiniz değil ama senin gibi bir birkaç kişi çok müstesna insanlardınız. Akademisyen tamam, olması gereken insanlardınız ve oldunuz. Tabii bu arada anlatmadığım mesela 15 günde yazdığım <laughs> doktora tezi kitap <laughs> olarak basıldı. Ay, çok güzel. Hocam. <laughs> ve okumam için bana gönderildi. Vay. Hayatımda yaptığım en korkunç iştir. Allah'tan akademisyen değil arkadaş politikacı şu anda. <laughs> Şimdi bu da tabii hocam Allah'tan politikacı diyorsunuz da hani acaba keşke politikacı da mı olmasaydı diye de düşünmüyor değilim şu anda. <laughs> hani, yani keşke olmasaydı ama yaraşır hani bence. Daha büyük <gülüyor> kitlelere <gülüyor> e, zarar verebilecek pozisyonda olanların e, maalesef e, eğitim temelleri o kadar zayıf ki, o kadar zayıf ki ee, ve te bak, bak, tedavisi yani mümkün haydi. olmayan zararlar da söz, veriyorlar maalesef. Ama hep söylediğim, e, bunu e, yüksek yerlerde de söyledim ama e, kimse dinlemiyor. E, çocuğu alıyorsun, gönderiyorsun, dört sene, beş sene her neyse parasını veriyorsun, yurt dışında okutuyorsun. Evet. Okuttun güzel e, aldı doktorasını döndü bunu alıyorsun Allah'ın bir e, unuttuğu bir yerde bir üniversiteye kütüphanesi olmayan bir yere yallah bunu koyuyorsun bir sürü ders veriyor bu sonra bu çocuk yurt dışına çıkamıyor konferansa gidemiyor e, başladığı araştırmayı bitiremiyor yapılan yeni araştırmaları takip edemiyor evet. ne o yurt dışında doktora yaptı e, yaptırma o zaman yaptırma onun yerine herkesi ve onu söylüyordum yani bu çocuğu gönder yurt dışında konferanslara ama yanında yurt dışına hiç çıkmamış olan bir asistanı da koy evet. o da görsün nasıl tartışılıyor ne konuşuyor insanlar <laughs> ajendalar nelerdir yani herkes bizden nefret ediyor söylemiyle olmuyormuş evet yani çok neyse evet ee, şimdi saat çok <laughs> ilerledi. Tabi hocamı da çok tabii. gördük. Arzu Aynen. ederseniz e, oturumu söyleşi kapatayım. E, ama kalmak isteyen, söyleşiye devam etmek isteyen olursa e, tabii ki memnuniyetle devam ederiz ama kaydı en azından bitirmek anlamında. E, ben hepinize katıldığınız için çok teşekkür ediyorum ama tabi ki en çok Cidem hocama çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çünkü i̇nanılmaz ben... büyük bir şeref onu burada ağırlamak. Benim için. Sağ olun. Kabul ettiğiniz için de teşekkür ediyorum değerli hocam. Teşekkür ederim canım benim. Ee, Beni çağırdığınız için teşekkür ederim. Sizden e, yani her zaman faydalanacağımız çok şey var. E, ama e, zaman o kadar hızlı geçti ki e, ne yapalım bugünlük burada keselim. E, i̇nşallah başka bir zaman yine devam ederiz. E, hepinize iyi e, akşamlar diliyorum. Bana her zaman yazabilirsiniz. E-mailimi e yazayım mı aşağı? Lütfen hocam evet, chat box'a isterseniz yazın. E, haftaya inşallah başka bir, e, bu sefer Zoom meeting'le e, oturumunda e, buluşmak üzere diyorum. E, Çiğdem hocam email yazsın. e yazsın. Ondan sonra kaydı durdurayım. E, gelmedi hocam ben görmedim. Dizi görmek de çok güzeldi. Herkesi görmek çok güzeldi. Çok teşekkür ederim. Hocam yazdınız mı chat baksa? Görmüyorum. Yazdım değil mi? Yazmadım mı? Ben görmüyorum. Gör görüyor musunuz Aa. arkadaşlar? Niye? Hocam private yazmışsa hocamız. Belki. Hayır bana private de gelmedi. <laughs> yazdım. Aa private mi yazdım acaba? Hayır hocam. Private Aa tabii Behçet'e yazmışım. Pardon. Ha. Heh, tamam. Ee, o zaman every, everyone everyone, everyone diye işte pardon Behçet'e gitti. Evet hocam ben görmüştüm diye. Bu arada e, Amanda ile Behçet'in beraber e, editörlüğünü yaptıkları dergiye lütfen siz de yazı yazın. Hangi Teşekkür dergi hocam? hocam? Eğer <laughs> Türk çalışmalarıysa bizim katkı sağlayabileceğimiz <laughs> bir alan değil ki hocam. Keşke. Tamam. Um, her alandan yazı her kabul ediyoruz in e, yani, bali, tam çok teşekkürler. E, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Kaydımızı burada e, bitiriyorum. Çok teşekkür ederim.